Son dakika haberi 24 saat. Özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları, bünyelerindeki eksikliği gidermek için binlerce memur ve personel alımı yapılmaktadır. Haziran ayının girmesiyle birlikte çok sayıda iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanların bazıları KPSS şartı ararken bazıları KPSS şartı aramıyor. Bizler de haber7.com olarak ilkokul, lise, ön lisans ve lisans mezunları için yayınlanmış ilanları tek bir haberde topluyoruz. Peki hangi kurumlar için alım yapılıyor? Bu ilanların başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde. Başvuru genel şartları nelerdir? Türk vatandaşı olmak, -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımak, kurum tarafından belirlenen yaş aralığında olmak, herhangi bir suç yükümlülüğü olmamak, kurum tarafından belirtilen özel şartları taşımak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak gibi genel şartları taşımak gerekmektedir. Bunların yanında her ilanın kendine özel şartları yer almaktadır. Kendinize uygun gördüğünüz pozisyona tıklayarak şartlarını görebilirsiniz. KPSS şartlı ve KPSS şartsız ilanlar bir arada. Söz konusu alımlar için bazı kamu kurum ve kuruluşları, kamu personeli seçme sınavı, KPSS şartı aramazken bazı kurumlar ise 50 KPSS taban puanı ile alım yapmaktadır. KPSS şartlı olup olmadığını öğrenmek için aşağıda vermiş olduğumuz size uygun güncel ilanlara tıklayarak detaylarını öğrenebilirsiniz. İLEA, NLEA, REA nasıl başvuru yapılır? Haziran ayı memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar kurumların belirledikleri başvuru tarihleri içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Buna göre adayların yayımlanmış olan ilanlara başvurularını kurumların belirlediği şekilde yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları her ilanın içeriğinde yer almaktadır. Kurallar çerçevesinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Haziran ayı güncel memur ve personel alım ilanları, haber7.com olarak ayrı ayrı ilanları tek bir sayfada toplayarak ve sürekli güncelleyerek sizlere sunuyoruz. Buna göre sizler de kendinize uygun ilanlara tıklayarak KPSS şartı olup olmadığına, başvuru şartlarına, yaş şartına ve ilanın detaylarını inceleyebilirsiniz. İşte söz konusu ilanlar. Yıldız Mobil'den giriş yapanların aşağıdaki ilanlara tıklayabilmeleri için ekranın sağ üst köşesinde bulunan ikona tıklamaları gerekmektedir. İşkur'dan 10 bin liralık yardım, başvuru tarihi açıklandı, şartlar neler, 10 bin polis alımı yapılacak, 23. dönem kadın erkek POMEM başvuru ve yaş şartı, jandarma genel komutanlığı 25 bin askeri personel alımını ne zaman yapacak, Türkiye geneli. En az ilköğretim mezunu 120 can kurtaran alımı yapılıyor, makina ve kimya endüstrisi 240 personel alımı yapıyor, lise mezunu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı farklı kadrolara 1750 sözleşmeli personel alımı, İşkur kendi ofislerine 750 büro memuru alımı, başvuru tarihi belli oldu mu, Balıkesir Üniversitesi 40. Sözleşmeli personel alımı, KPSS'li ve KPSS'siz, İşkur'dan sadece ilkokul mezunlarına istihdam imkanı, kadrolar nelerdir, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı farklı branşları askeri personel. İşkur'dan 1000 kişilik iş ve meslek danışmanı alımı, İMR başvuruları ne zaman, Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu işçi alımı, kimler başvuru yapabilir, Milli Eğitim Bakanlığı 5000 ücretli öğretmen ataması yapıyor, branşlar belli. 2500 polis alımı, lise mezunu PMYO başvuru tarihi belli oldu, İşkur 128.044 personel alımı yapıyor, kadro dağılımı nedir, Sağlık Bakanlığı en az lise mezunu 18.000 personel alımı, kadro dağılımı nedir, Sağlık Bakanlığı 10, kimler başvuru yapabilir, haber7.com özel haber.